Acıyor. Tamam tamam geldik. Yavaş. Abo! Ne oldu Ayten Bucu? Topuklu ayakkabıyla tenis oynamakta ısrar edince... Düştüm, ne var? Olur canım, düşmez kalkmaz bir Allah. Yapabileceğim bir şey var mı Ayten? Var, tenisi bırakıp satranca başla. Sağ ol birader, ben ilgilenirim artık. Yürü bakalım kül kedişi hanım. Yavaş! İnsan spora giderken bu kadar spor giyinir mi Ayten Bucu ya? Ayıp! Bari tuvalet muvalet giyseydin. Sen neden döndün ki Recep? Belki bana ihtiyacın olur diye. Bak oldu işte. Buğday darlısındaki karga gibi sekip duracağını kendini bana bırak. Lanet olsan. Kafamı vurma bırakırım ha. Hadi tay 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 tay. Aferin. Hadi bakalım tay 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 tay. Prenses. Hadi kalk, tuvalete kadar seksek oynayalım. Burada mı? Yapacak mısın bir daha? Yapacak mısın bir daha? Tövbe, tövbe. Heh, kaldır başını, kaldır. Annem olsaydı, ikimize de oda cezası verirdi şimdi. E haklıydı. Ne zaman boğuşsak odayı savaş alanına çevirirdik de ondan. Ama babam gelip seni çıkarırdı hemen. Bunalıma girmenden korkarlardı. O yüzden suçlu ben olurdum hep. İkimizi ayırdıklarını mı düşünüyorsun? Düşünmüyorum, öyle. Sen İstanbul'a geldikten sonra bana nefes bile aldırmıyorlar. Seni o kadar sıkmadılar hiç. Bir kere kendimi öldürmeyi bile denedim. Daha önce bana niye söylemedin? Onlarla konuşurdun. Kaç kez anlattım ama ilgilenmedin. Çünkü ben hep küçük Özge'ydim. Ciddiye almadım. Hikmet'i annemle babama söyleyecek misin? Komutanımız artık aşağı kahvaltı yemenizi emrediyor. Ben çıkıyorum. Özge! Korkma. Taksim'i öğrendim. Artık cep telefonum da var. Sabahın köründe bir şey söylemeyecek misin Rüya? Günaydın. 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 Günaydın küçük Filiz. Kahvaltı hazır, gel. Yok, afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyor sabah sabah bu? O çocukla buluşmaya. Hangi çocuk? Ne oluyor bir? Haydar Recep, sizden bir şey rica edebilir miyim? Anlatın bakayım. İzleyebildiniz mi kızı? He? Caddeye kadar çaktırmadan peşinden güttük. Orada bir taksiye bindi. Binince kaybettiniz. Yok. Biz de atladık bir otobüse. Öndeki arabayı çabuk takip et dedik. Buyurun. Kızı şimdi kaybettiniz. Yok emmi. Otobüs şoförü aksiyon meraklısıymış. 28 yolcu ve bir mürettebat olaraktan dercihli yoldan taksiyi takip ettik. Kardeşin Taksim'e gitmedi. Çağlayan da bir tamir garajına gitti. Sahibi o Hikmet denen adam. 30 yaşlarında. Soruşturduk, evliymiş. Bir de çocuğu varmış bacım. Hayır ya, lütfen, lütfen. Hayır. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi?
Bana bırakın. Ne yapılacağını ben biliyorum. Bu meselede kafayı kullanmak lazım. Gücücük kızları kandırmaya utanmıyor mu serseri? Nerede kız? Evine yolladım. Doğru söyle. Doğru söylüyorum abi. Kendisi buluşmak istedi. Bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum. Bana bak, bir daha onu rahatsız edecek olursan karşıda benim olursun. Belki bulursun, belki bulamazsın. Hayat bu. Yalan. Bana yalan söyledin. Söylemedim. Hani 22 yaşındaydı? Hani tıpta okuyordu? Ya bilmiyorum. Ya chatleşirken öyle yazmıştı. Ya ne diyorlar? Bana da anlatın. Şşt. Buluştuğunuz öyle olmadın, anlamadın mı? Anladım. Zaten söyledi de. Evli olduğunu, her şeyi. Ve sen bir sahtekarla çıkmaya devam ettin. Ben de ona yalan söylemiştim. 20 yaşındayım, mimarlıkta okuyorum diye yazmıştım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Peki gerçeği öğrendikten sonra hala onunla ne işin var? Bana niye söylemedin? Ondan hoşlandım. Aşık oldum, tamam mı? Söyleseydim canımı okurdun. Bak, öğrenir öğrenmez üstüne adam salıp dövdürttün işte. Aslında seni dövmem lazım. Döv o zaman, döv hadi. Ya da aç annemlere ihbar et. Sonunda yapacağım bu zaten. Benimle ilgili ne olsa sorumlulukları onlara atıverirsin. Hep böyle yapmadın mı? Korkan birisin çünkü. Bana bak, ileri gidiyorsun. Her şeyden korkarsın. Yalan mı? Sorumluluktan, karanlıktan, kardeşinden korkaksın. Ne oluyor? Bilmeyi ver. Ben de gelebilir miyim? Seki seki gel keklik. Sakın eksik kalma. Gel. Üzülme Rüya. Kardeşler arasında olur böyle şeyler. Özge haklı. Büyürken onunla hiç ilgilenmedim. Büyüdüğünü bile fark etmedim. Normal. Abilerim bana hala küçük bir kızmışım gibi davranıyorlar. Ben de Mert'le hala misket oynuyorum. Çocuk 15 yaşına geldi. Ben de. Ben bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Tüh, aydınlanamayacağız şimdi. Aynı şey değil. Benim kardeşim kız. Onun yaşadıklarını elinde yaşamış olduğumu unuttum. Galiba biraz da benim yüzümden oldu. Onu fazla destekledim. Bak belki Özge benim kardeşim olmuş olsaydı. Sen doğru yaptın Ayten. Keşke başından beri ona senin gibi davransaydım. Her şey bambaşka olurdu. Nereye gitti? Nereye gitti? Dolaşıyordur. Birazdan sakinleşip döner. Merak etme. Tabii. Ya bilmediği bir şehirde nereye gidebilir ki? Tamam.